Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel tavşan patiğimizi çalışacağız. Tavşan patiğimiz için gerekli malzemeler: patiklik beyaz ipimiz, biraz pembe, iki tane gözümüz için düğme, yine dikmek için iğnemiz, yani ufak tefek olması gereken aparatlarımız. Bu herhangi bir şeye ihtiyacımız yok, sadece iki göz olacak, ya göz ya düğme. Evinizde ne varsa onu da değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdi 37-38 numaralı ayaklarımız için çalıştığımız patiğimizi sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Ama öncesinde patiğimizi nasıl öreceğimizi kısaca anlatmak istiyorum. Önce dümdüz haroşamızı örüyoruz. 42-43-45 ayak, kilolu ayaklar birazcık daha geniş olmakta. Ona göre ilmeğimizi büyütebilirsiniz. Ya da kullanacağınız şiş ince ya da eliniz sıkıysa yine ilmek sayısını fazla yapabilirsiniz. 45-46-47 şeklinde de olabilir. Ben 3 numaralı şişimi kullandım. Elimde o kadar sıkı değil. Evet, pembe ipimizde kulaklarımızı ayarlıyoruz. Bu düz zeminimizi ördükten sonra düz zeminimizi belli bir yere kadar getirip burun kısmında daralmaya geçiyoruz ki burada bir potluk oluşmasın. Daha sonra hazırlamış olduğumuz kulaklarımızı, gözlerimizi ardı ardına dikip buradaki gülen, sevimli ağzımızı da çalıştıktan sonra patiğimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Gayet kolay, yapımı da bir o kadar zevkli. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte örersiniz. Hadi hemen yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Patiğimizi örmek için Polosu patiklik marka ipimle örüyorum. Ve 3 numaralı da şişim var. Şimdi ilmeklerimizi toparlayalım. 42 tane ilmek olacak şekilde ben alıyorum. Yeteri kadar boşta bırakalım. Şöyle ipimi kenara bırakıyorum. Ve ilmeklerimi birer birer toplamaya başlıyorum. Ben bu şekilde toparlıyorum. Sizler nasıl isterseniz. Çok da sıkmayalım, şişten çıkarmasında zorlanmayalım. Farklı yöntemlerle de ilmeklerimizi toparlamak mümkün. İki ilmek olana kadar ilerliyorum. İlmeklerimizi toparladıktan sonra şöyle bir tane küçük düğümümüzü atalım ilmeğimizin bitişine ve örmeye başlayalım. Haroşalarımızı tersten ya da düzden nasıl örüyorsanız hiç fark etmez. Ben iki yönden düz örüyorum. İlk ilmeğimi şişimden örerek çıkarıyorum. Her iki yönden de düz çalışacağım. İkinci ilmeğimi diğer yönden alıyorum ki o ilk ilmek olduğu için geniş durmasın diye. Ve son ilmeğimizi mutlaka ters örüyorum. Kenar düzgün olsun. Sona kadar geldim. 3 tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi ters örüyorum ve çeviriyorum. Birinci sıramızı bitirdim. İkinci sıramızı ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Boş aldım. Ve diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Yeterli uzunluğa gelene kadar, istediğimiz ayak ölçüsüne gelene kadar haroşalarımızı önden arkadan düz olarak örelim. Beraber başladığımız örgümüzü ben büyüttüm. Şimdi kaç sıra ördüğümüzü birlikte bakalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40 ve 41 sıra ördüm. Daha büyütmek isteyen arkadaşlarım büyütebilirler. 41 sıra ördükten sonra patiğimizin burun kısmı için
daraltmaya başlayalım. Bunun için şu şekilde örgümüze başlıyoruz. Artık buruna geçtik. Yeterli ayak kenarımız oldu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi kesiyorum. Bir tane örüyorum. Sıradakini ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bir tane tek örüyorum. Sıradakini çift. Bir tek, bir çift. Tek, çift. Yarı yarıya düşürüyoruz. Tek, çift. Tabii tek ördüğümüz için yarıdan fazla ama büyük bir kısmını tek sayıya indiriyoruz bu şekilde. Sona kadar örelim. Son ilmeğime kadar ördüm. Son ilmeğimi yine ters örüyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Burada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz, tek tek örüyoruz. Bir sıramızda kesiyoruz, bir sıramızda kesmeden örgümüzü devam ettiriyoruz. Bu sıramızda birer birer. Birer birer örerek sona geldim. En son ilmeğimi yine ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Yeniden örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen sıradaki ilmeklerimi ikisini alarak keserek başlıyorum. Bakınız. Bir tane boşaldım. Kesiyorum. Tek, çift. Tek, çift. Şöyle düzeltiyorum. Yarımlayarak almışım çünkü. Tek, çift, tek, çift. Sona geldim. En son ilmeği ters. İpimi şöyle arkaya alıyorum. Bütün ilmeklerimi tek olarak örüyorum. Tamamını örerek bitirdim. İlmek sayımız azaldı. Burada daha az kesme işlemi yapıyoruz ve biraz daha azaltıyoruz. Bir tane boşaldım. 1, 2, 3 tane ördüm. Bir tane kestim. 1, 2, 3 tane ördüm. Bir tane kestim. 3 tane örüp bir tane keselim. Kalan ilmeklerimizi düz örelim. İyice sayımız azaldı. Patiğimizin parmaklarının olduğu bölümde yüzlük yani botluk olmaması için düz bitirelim. İlmeklerimin tamamını örerek bitirdim. Şimdi en son ilmeğimizi ördükten sonra şöyle bir tane iğneyi ipimizi uzunca koparalım. Biraz uzun, çok fazla da uzun olmasın. Şöyle kestim bakınız ucunu dikmek için. İğneme takıyorum. Şöyle kalın gözlü bir iğneme taktım. Ve buradan bitiş yönünden tek tek iğneme geçiriyorum. Burun kısmında kesme yapmıyorum. Patiğimizin buradan burnunu büzüp taban kısmını dikeceğiz. Evet, şişle işimiz bitti. Şu şekilde burnumuzu bakın büzdürüyoruz. Şöyle ve dikmeye başlıyoruz. Karşılıklı bakın zaten birebir kenarlarını haroşa yaptığımız için dıştakini alıyorum. Diğerinin dıştakini alıyorum. Birebir ilmeklerimizin karşılıklı denk getirelim. Şu kısmı da sıkıştıralım burun kısmını.
Şöyle güzelce ve dikmeye başlayalım. Dıştakini alıyorum. Diğerinin dıştakini alıyorum. Patiğimizin üst kısmı olacak burası. Altı değil. Ben biraz önce altı diyerek boş geçtim. Yanlışlıkla boşta bulundum. Üst kısmını yeterli derinlik olana kadar dikiyorum. Bakın şöyle birebir haroşalarımızı karşılıklı burası üstü şimdi. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Şöyle görmemizi istiyorum. Şimdi yapmış olduğumuz bölüm burundan bu tarafa doğru ilerlemek. Bakın şimdi burnumuzdu. Burnumuzdan yukarıya doğru dikiyorum. Burada ben bir tanesini daha önce ördüğüm için kaç tane haroşa ördüysem o kadar dikmek istiyorum. Aynı şekilde dikmeye devam edelim. Kaç sıra diktiğimi saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sıra diktim. Yeterli. Şöyle arkaya alıyorum ipimi. Güzelce buraya dikişimi atıyorum. Sıkıştırarak düğüm yapacağım. Dikişlerimi aldım. Düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Şöyle ipimi yürütüyorum biraz ve kesiyorum. Şimdi arkasını dikelim. Önünü görelim. Şimdi arkamızda dikmeye başlayabiliriz. Şuradan başlıyorum. Yine karşılıklı dıştan dikerek başlıyorum. Dikiş tamamen el beceriniz. En güzel olacak şekilde dikmeye gayret ediyoruz. Eminim hepinizinki çok çok güzel olacak. Birebir karşılıklı dikiyorum. Topuk kısmına doğru ilerleyelim. Tabanımın sonuna kadar geldim. Şekilde tepeye batıyorum. İçe çeviriyorum. İpimi alıyorum. Buradan yine düzgün bir şekilde düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra birkaç ilmek şöyle ileriye doğru gidelim. İpimizi de gizlemiş oluyoruz. Ve buradan ipimizi kesip tamamlayalım. Şimdi kenar tığlama çalışmasını yapalım. Şöyle görelim, topuğumuzu diktik, üst kısmını diktik. Şimdi kenar tığlamamıza hazırız. Pembe renkli ipimi alıyorum, bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Herhangi bir yerinden hiç fark etmez tığlamaya başlıyorum. Şöyle önden dikişimizin yakınından girelim. Şöyle iki katı alıyorum, buraya sabitliyorum. Şöyle. Şimdi geriye doğru gelelim. Çekiyorum. İleriye doğru gitmiyorum. Bakınız. İkisini aldım. Batıyorum. Bakın başını dolamadan batıyorum. İpimi alıyorum. Hem ilmeğim hem de çıkardığım ipim kapatıyorum. Bir sonraki sıraya geliyorum. Kapatıyorum. Bir sonrakine bakın şöyle iki katın ikisini de alıyorum. Şuradaki iki katı. Aradaki boşluğa giriyorum. Hem iki kat ilmeğim içindeki hem de ipimi çıkarttığımı alıyorum. Bakın tekrar batıyorum. Sağ tarafa doğru ilerliyoruz. Sola doğru ilerlemiyoruz. Bütün sıralarımızı şöyle ipimizi almayalım. Giriyorum. Kapatıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Kapatıyorum. İpimiz böyle kaçırmıyoruz. İkisini aynı anda.
giriyorum. Onun için rahat tutmamız gerekmekte. Her bir sıra için bir defa batıyorum ve başlangıç yerime kadar bu şekilde ilerliyorum. Şöyle görelim. Başlangıç yerimize kadar geldim. Yine başlangıç yerime batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Ve şöyle tığımı buradan girdiriyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Ve kestiğim ipi şöyle içe alarak gizliyorum. Kenar tığlamasında çalıştık. Evet, şimdi üzerinin süslemelerini yapmak için hazır. Diğer patiğimizde bakınız kulaklarımız var. Şimdi birlikte kulaklarımızı çalışalım. Daha sonra kulaklarımızın dikimi ve gözlerimizin dikimi, burun ve ağız kısmını da birlikte çalışalım. Şimdi kulaklarımızı çalışmaya başlayalım. Tavşanımın kulaklarını örmek için pembe ipime 35 tane ilmeğimi aldım ve örgümün ters yönündeyim. Ters düz olarak örüyorum. Haroşa örgü kullanmıyorum. Bir tane küçük düğümümü attım. İlk ilmeğimi örerek alıyorum. Şişimden ilk çıkardığım için ters örüyorum. Bakınız. Ters. Ters düz şeklinde öreceğiz. Kulaklarımızın iç kısmı olacak. Bu pembe ile ördüğüm bölümümüz. İlmeklerimin tamamını ters ördüm. Örgümün düz yönündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. Arkadan ters örgümüz. Ön yüzden düz örgümüz. Bu ikinci sıramız. Bir ters ördüm. Düz örüyorum şimdi. Düz sıramızı tamamladım. Arkasını çeviriyorum. Ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Alış şekillerimiz farklı olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan sonuca güzel ulaşmamız. Evet, şimdi tekrar düz yöne geldim. İpime şöyle bakınız, pembe rengimi, beyaz ipimi bağladım. Artık pembemi kesiyorum. Beyazımızla devam edeceğiz. Şimdi burada yapmamız gereken tek bir önemli nokta var. Pembemizin düz yönünde beyazımızla ters örgü örüyoruz. Ters yerinde de düz örgü örüyoruz. Hemen başlatıyorum. Kulağımızın güzel görünebilmesi için, renk değiştirdiğim için İlk ilmeğimi şöyle düz bir şekilde alıyorum. Örgümüzün düz yönündeyiz. İpimi şöyle alıyorum ve terse çeviriyorum. Beyazımızla bu yön ters olacak. Pembenin düz yönü beyazımızın ters yönü olacak. Yönler değişmiş olacak renklerimizle birlikte. Örgümün arka yönünü çevirdim. Diğer yönden ters örüp gelmiştim. Arkayı çevirdim. Bu yönde de düz örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar diğer yöne geldim. Ters örüyorum.
Bu şekilde arkadan da düz örelim. Biraz büyütelim. Bakın bir ters bir düz. Tersi bitirdim. Şimdi arkayı çeviriyorum. Düzümü örüyorum. Buradan da bu şekilde görülmekte. Bakınız diğer taraftan da böyle. Düz örgümüzü bitirelim. Diğer yönde görüşelim. Tekrar örgümüzün arka yönündeyiz. Burada artık kesme işlemimizi yapabiliriz. Bakınız yeterli oldu beyazımız. Daha fazlaya da gerek yok. İkisini aynı anda örerek kesiyorum. Kestiğim ilmeğimi şişime takıp ikisini örüyorum. Takıyorum. İkisini örüyorum. Takıyorum. Takıyorum. Tekrar iki ilmeğimi örüyorum. Tekrar takıp bakınız bir sonrakini ilave ediyoruz. Ördüğüm ilmeği takıp gayet kolay olmakta. Evet, bütün ilmeklerimizi bitirelim. Bundan toplamda 4 tane örmemiz gerekmekte. Aynısından örelim bakınız. Şimdi yapacağımız işlem şöyle ortaya büküyoruz. İçe gelecek kısmı pembe olacak ve dikmeye başlıyorum. İpimi bakın taktım, iğnemi ortaladım. Şu şekilde alıyorum. Ortaladıktan sonra ve dikişimi yapmaya başlıyorum. Dıştan alıyorum ilmeklerimizin karşılıklı örüyorum. Dikiyorum yani örmeye. Dilimiz çok fazla alıştığı için toplamda 4 tane ördüğümüz bu kulaklarımızı pembelerinden birbirine güzel bir şekilde dikelim. Sona kadar dikerek geldim. Diğer tarafa şöyle geçiyorum. Tekrar buraya bir hafif büzgü veriyorum. Kulağımızı toparlama adına. Evet, şimdi dikmeye hazır. Beyaz ipimizle de patiğimizin üzerine bu güzel çalışmamızı dikelim. Kulağımızı dikmeye hazırız. Diğer kulağımızı ben önce diktiğim için birebir eşit olması için aynı sıraya dikmem gerekmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7. sıraya dikmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şuraya dikmem gerekiyor kulağımı. Hemen işaretimi koydum. Dilerseniz iğneleyebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelecekse ya da önce tel de atabilirsiniz. Tekrar sökmemek için. Şuraya yerleştiriyorum. Ve kulağımı dikmek için hazırım. Şöyle biraz da meyil veriyorum diğer tarafa doğru. Dikmeye başlıyorum. Arkadan bir tane ipime düğümümü atmıştım. Güzel bir şekilde dikelim. Kenarı zaten beyazla ördüğümüz için buraya sabitliyorum. Diğer kulağımızı da tam karşılığında olacak şekilde ayarlayıp dikişimizi atalım. Yine düğümümü de alttan güçlüce giriyorum. Diğer kulağımı da dikiyorum. İpimi tekrar biraz büyütmek istiyorum. Küçük kalmış. İğnemi düğümümü attım. Yine aynı yerin karşılığına gelecek şekilde bakınız. İpimi geçiriyorum. Üzerine kulağımın alt kısmını getiriyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Güzelce sabitleyelim.
alt kısımdan da şu şekilde sabitledikten sonra düğümü atıyorum. Bir tane daha atalım. Tek de tutabilir. Bir diğerini bir defa atmıştım. Şimdi iki tane benim düğmelerim var. Bakınız normal. Bunlar düğme yuvarlak. Farklı düğmeler olur. Yine özel göz şeklindeki aparatlar satılmakta. Dilerseniz göz de alabilirsiniz. Bunlar normal. Biraz büyüklükteki, yani biraz çok küçük değil, biraz büyük olan düğmeleriniz. Ben bunları göz olarak kullanmayı düşünüyorum. Diğer ikisini diktim. Şimdi kulaklarımızı diktikten sonra gözlerimizi de hemen kulaklarımızın altına doğru dikiyorum. Birisini yine bir yana, diğerini diğer tarafa dikelim. Düğmelerimiz aynı bildiğimiz gibi. Arkadan şöyle yine ipimize bir tane düğümümüzü atalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gözün şöyle her ikisi de orantısız olmasın. Diğer zımba şeklinde geçen hazır aparatlarda kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Elinizde imkanınız doğrultusunda hiçbir şekilde zor durumda kalmayın. Evet, dikiyorum. Gözümün bir tanesini diktim. Diğerini de yine onun hemen yanına getiriyorum. Şu şekilde bastırıyorum. Düğüm atmıştım minik. Dikmeye başlıyorum. Bakın ne kadar kolay dikilmekte. Düğümümü atıyorum. Ve kesiyorum. Şimdi burnuyla ağzımızı da işledikten sonra tavşan patiğimi kullanılmaya hazır hale gelecek. Burun kısmını işlemeye başlıyorum. Burun kısmını da hemen gözümün bittiği yerden bakın sayıyorum. 1, 2. İkincisinden saydım bakın. 1, 2 atladım. Üçüncü haroşadan başlıyorum. Şöyle alttan geçiriyorum. Tam orta dikişimiz var zaten. Dikişimizin kenarına 1 atladım, 2 atladım. Bakınız ikincinin altından 2 tane diş haroşa var. Oradan çıkıyorum. 2 diş haroşanın bulunduğu yerden kenardan düğüm attım ipime. Düğüm atmayı unutmayalım. Diğer tarafın yine aynı şekilde 1, 2 geçiyorum. Şuradan ve sarmaya başlıyorum. Sarma işlemi yapıyorum. Aynı yerden çıkıyorum. Biraz aşağıya geçiyorum. Tekrar aynı yerden çıkıyorum. Biraz şöyle doldurarak devam ediyorum. Sarma yöntemi olduğu için gayet kolay olmakta. Aşağıya doğru biraz inceleyeceğiz şimdi. Daralacağız. Şimdi birazcık daha içe doğru batıyorum ve birazcık daha içe doğru çıkıyorum. Bakın. Biraz içe doğru, yine biraz içe doğru. İçten şöyle küçülüyorum. Bakın bir meyil verdim. Tekrar içe doğru. Sadece dikişimin bulunduğu noktaya kaldım. Sıkıştırmayalım. Bir tane daha şöyle içe girelim. Tamamen el becerisiyle arkadaşlar şöyle göz kararı yapalım. Sonrasını ortalayalım. Ortaladıktan sonra şöyle aşağıya geldim. Yukarıya tekrar. Şöyle burundan aşağı inen kısmımızı çalışmaktayım. Tekrar iniyorum. Tekrar aynı yere çıkıyorum. Şu şekilde bakınız. Şöyle. Şimdi şu tarafa doğru bir gülümseme yapmak istiyorum. İpim burada. Biraz yukarıya bir diş kenarında ve diğer dişten çıkıyorum.
Kalemle de çizip üzerinden işlemi yapabilirsiniz. Sonra tekrar iniyorum. Aynı yerden çıkıyorum. Yan tarafa batıp bir üstten, bakın şöyle üstten çıkıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle görelim. İğnem içeride, içeride durup oraya düğüm atacağım çünkü. Çok çekmeyelim. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Çok çok da kolay. Yapamam diyen ya da cesaretlenemeyen arkadaşlarım şöyle kalemle hafif bir işaret yapabilirler. Ya da ince bir ipimizle şöyle tel yapıp aynı şekilde işleyebilirler. Sonra sökmemek için. Evet, şimdi ben arkayı çevirip düğümümü atıyorum. Şuraya düğümümüzü atalım. Çok da çektirmeyelim. Giriyorum. Öne çıkmayacak şekilde içinden geçiyorum. Asılmadan bir daha düğümü attım. Asılmıyorum. Nazik tutuyorum. Ağzımızın şekli bozulmasın. İpimi buradan kesiyorum. Ve tavşanlı patiğimiz artık sevdiklerimizin ayağında giyilmek için hazır. Şöyle görün, bakın ne kadar sevimli oldu ve de çok çok kolay. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.